Merhaba dostlar, webten kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Google Play'i bilgisayarımıza indireceğiz. Birçok kişi Google Play Store'u bilgisayarına indirip kullanmak istiyor. Biz de buna yönelik bir video çekelim istedik. Bunun detaylarını adım adım sizlere aktaracağız. Bu arada format atmadan tutun da format sonrası yapılacaklar gibi birçok konuda sizlere yardımcı olduğumuz videolarımızın bulunduğu nasıl yapılır serimiz var. Onlara da ulaşıp o videolarda izleyebilirsiniz. Videoya geçmeden önce yararlı içeriklerin artmasını istiyorsanız kanalımıza aşağıdan abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Şimdi Google Play bilgisayarımızda kullanmak için bizim aslında emülatörlere ihtiyacımız var. Emülatörler içerisinden Google Play'e erişebileceğiz ve kullanabileceğiz. Bu videoda size aslında birkaç tane emülatör opsiyonu göstereceğim. Yani bu seçenekler arasından siz dilediğinizi seçip kullanabilirsiniz. Bilgisayarınıza hangisi uyuyorsa yani herhangi bir sıkıntı çıkarmıyorsa onu kullanabilirsiniz. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu programların hepsi düşük boyutlarda bilgisayarınızı kasmayacak, yormayacak programlardır. Şimdi ilk emülatörümüz olan Memo Play ile başlayalım. Bunun için ilk adımımızda Google Chrome açıyoruz. Ben buradan Google Chrome'u açıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi Google'a Memo Play yazıyorum. Buradan MemoPlay'in kendi resmi sitesine giriyoruz. Yani memoplay.com'a giriyoruz gördüğünüz gibi. Bizi karşılayan pencere ise bu oluyor. Buradan download seçeneğini tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buna tıkladıktan sonra bilgisayarımıza bu program inmeye başlayacak. Ve gördüğünüz gibi yükleyici bilgisayarımıza indi. Eğer sizinki başlamadıysa buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Ben buradan kurulum için tıklıyorum. Burası Microsoft'la alakalı yine de yükle diyorum. Karşımıza bu ekran geliyor. Artık bunu kapatabiliriz. Kapattıktan sonra sonra next diyorum devam ediyorum ve yine bir ekran karşıladı. Buradan da yine next diyorum. Burada bize bir antivirüs programının güvenlik yazılımını sunuyor. Bunu kabul ediyor musunuz diyor. Biz decline diyerek devam ediyoruz. Yani kabul etmiyoruz. Bir tane daha sundu. Buna da decline diyorum ve devam ediyorum. Artık bilgisayarımıza indirmeye başlıyor gerekli dosyaları. Gerekli indirmeleri yaptıktan sonra biz videoya devam edeceğiz. Videonun uzamaması adına burada videoyu durduruyoruz. İndirme işlemini tamamladı. Bu süre sizin internet hızınıza göre değişebilir. Şu anda yükleme işlemini yapıyor ve Memo play şu anda bilgisayarımıza yüklendi. Artık finish diyerek burayı kapatabiliriz. Biz bilgisayarımıza Memu play'i yükledik ama program içerisinden sizlere göstermedik video uzamasın diye. İkinci programda detaylı olarak göstereceğiz. Şimdi diğer bir emülatörümüzü indirmek üzere ikinci adımımıza geçebiliriz. İkinci emülatörümüzün ismi ise BlueStacks. BlueStacks emülatörler içerisinde en yaygın olanı, en kullanışlı olandır belki de. Şimdi bunun için yine Google Chrome'u açıyoruz. Arama kısmına BlueStacks yazıyoruz ve çıktı zaten. Görmüş olduğunuz gibi BlueStacks'in kendi sitesi geldi. Burada PC ve Mac için en hızlı Android emülatörü yazıyor. Bu siteye tıklayarak giriş sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iki tane seçenek geldi karşımıza. BlueStacks 4 ve BlueStacks 5. Ama 5'inki betası. Biz beta da olsa 5 indireceğiz. Buna tıklıyoruz. Bilgisayarımıza inmeye başlıyor. Ve bilgisayarımıza şu anda indi. Yükleyiciyi açmak için buna tıklıyoruz. Bilgisayarımıza yüklemeye başlayacağız. BlueStacks 5'i. Artık bu pencereyi kapatabiliriz. Ve buraya yine de yükle diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda başlatılıyor. Lütfen bekleyiniz diyor. BlueStacks emülatörü karşımıza şu anda gelmiş bulunuyor. Biz BlueStacks'i bilgisayarımıza yükledik. Yükleme kısımlarını hızlıca geçtik ki zaten next next diyerek bilgisayarımıza kuruyorsunuz. Asıl mevzu, asıl olay zaten uygulamanın içerisinde. Buradan karşımıza gelen bu pencere şöyle büyütelim hatta. Bu pencereden Google Play Store gördüğünüz gibi artık karşınızda telefonunuzdan giriş sağlamış olduğunuz Google Play Store'da bilgisayarınıza yüklü olarak geliyor bu şekilde. Buna tıklıyorum. Google Play Store'a gidiyorum. Ve karşımızda açılan pencere Google Play Store. Biz buna daha önce giriş yaptık yaptık. Sizler de telefonunuzda nasıl oturum açıyorsanız burada da Play Store hesabınızla oturum açarak giriş yapabiliyorsunuz. Bu kısmı da zaten kolayda yapabilirsiniz diyerek geçtik. Gördüğünüz gibi buradan Android cihazlarda bulunan her türlü oyunu, uygulamayı indirebiliyorsunuz bilgisayarınıza. Nasıl telefonunuzda oynuyorsanız burada da kolay bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi PUBG'den tutun da kafa topu gibi oyunların hepsini oynayabiliyorsunuz. Buradan herhangi bir arama yaparak oyunları indirebiliyorsunuz. Uygulamalar sekmesinden tutun da oyunlar sekmesine her şey burada mevcut. Bunun yöntem bu kadar basittir arkadaşlar. Gayet kolay bir şekilde emülatörü indiriyorsunuz. Emülatörün içerisinde Google Play zaten hazır kurulu bir şekilde geliyor. Sağ kısmında ise tam ekrana dönüştürebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi artık tam ekran oyunlara girdiğinizde tam ekran şeklinde oynayabiliyorsunuz. Ben tam ekrandan çıkıyorum. Bu sağ kısımdakilerden kısa kısa bahsedecek olursak sesi açıp kapama için imleci kilitle için klavye oyun kontrolleri için buradan ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Oyun kayıtlarınızı almak adına buradan oyun kayıt tuşuna tıklayabilirsiniz. Ekran görüntüsü almak için oyun içerisinde buna tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ekranı kaydet gibi birçok özellik var. Ben ayarlar kısmından bahsedecek olursam benim bilgisayarım 1920x1080 çözünürlükte. Buradan emülatörün çözünürlüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Ben 1920x1080 seçip kaydedebilirim ama bunu daha sonra yapacağım ve diğer ayarlamaları buradan kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz gayet kullanışlı, gayet sade bir şekilde kullanıma sunulmuş ve bu şekilde bu emülatörümüzü de zaten sizlerle gösterdik ve kapatıyorum. Bu arada dostlar bu emülatörlerin linklerini açıklama kısmına bırakacağız. Kolay bir şekilde oradan ulaşabilirsiniz. Üçüncü emülatörümüzün ismi ise Nox Player. Bunu da yine Google Chrome'dan indireceğiz ama buna geçmeden önce biz neden size 3 tane emülatör gösterdik? Herhangi birisi bilgisayarınıza uyumlu olmasa veya herhangi bir sorun yaşarsanız diye opsiyon yani elinizde seçenek bulunması adına 3 tane gösterdik. Bunlardan herhangi birini seçip istediğinizi kullanabilirsiniz siz. Biz hepsini gösterelim de size kolaylık olsun. Ayrıca bu programdan hiçbirinde sorun yaşamazsınız. Zaten sorun yaşayacağınız program ne ben size burada gösteririm ne de indirin diye tanıtımlayayım yaparım. Şimdi ise Google Chrome'u tekrardan açıyoruz. Ve arama kısmına Nox Player yazıyoruz zaten buradan çıktı. Burada size birçok site karşılıyor ama ilk çıkanlara tıklamayın. Bizim tıklayacağımız site Nox'un kendi resmi sitesi. Görmüş olduğunuz gibi Nox Official yazana tıklıyorum ve siteye giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi siteye giriş yaptı. Buradan aşağıya doğru inerek karşımıza çıkan bu ekrandan Download Nox for Windows yazana tıklıyoruz. Mac kullananlar, Mac işletim sistemine sahip olanlar varsa aranızda bu seçeneğe tıklamalı. Ben buradan Windows olan için tıklıyorum. Ve bize böyle bir ekran karşıladı. Buradan yine Download Now seçeneğini tıkladım. Ve bilgisayarımıza şu anda indirmeye başladı Nox Player'ı. 413 MB'lık bir boyuta sahip. Indirdikten sonra biz devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda Nox Player bilgisayarımıza indi. Kurulum için buna tıklıyorum. Ve bilgisayarıma şu anda kurulmaya başladı Nox Player. Buradan diğer pencereyi kapatabiliriz. Başlatılıyor diyor. Lütfen bekleyin diyor. Zaten bekliyoruz. Karşımıza kur seçeneği geldi. Tıklıyorum buna. Kuruluma başladı Nox Player bilgisayarımıza. Burada bir uyarıyla karşılaşıyoruz. Kurulum sırasında bir sorun yaşarsanız lütfen antivirüs programınızı devre dışı bırakıp tekrar deneyin. Antivirüs programları bazen gereksiz şekilde uygulamaları önleyebiliyor. Biz Windows'un kendi Defender programını kullanıyoruz, antivirüs programına gerek duymuyoruz. Sizde sorun olması durumunda bunun nedeni büyük ihtimalle antivirüs programı olacaktır. BlueStacks programında nasıl kurulum yapacağınızı göstermedik. Bunda da size kurulumu göstereceğiz. Uygulama içerisinden çok bahsetmeyeceğiz. Her programda farklı bir noktayı göstererek videonun uzamamasını istedik ve karşımızda artık Nox Player başlat seçeneği geldi. Buna tıklıyorum. Burada da bir süre bekleyeceğiz gibi görünüyor. Ve artık Nox Player'in arayüzü bizleri karşıladı. Step 1 diyor. Artık burada Google Play gördüğünüz gibi bizleri karşıladı Login Now diyerek Google Play'den oturum açabiliriz. Biz buradan Login Now demiyoruz, Login Later diyoruz. Buradan siz normal şekilde bahsettiğimiz gibi Google Play hesabınızla oturum açabilirsiniz. Aynen telefonda nasıl açıyorsanız burada da aynı şekilde oturum açabilirsiniz. Biz Later dedik. Ben arayüzü göstermek adına login later dedim. Çünkü görmüş olduğunuz gibi tarayıcıdan araçlardan tutunla birçok seçenek bizlere karşılıyor. Buradan Google Play'de oturum açmak adına oturum aç seçeneğine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan kendi Google Play hesabınızdaki e-postayı girerek ve şifrenizi girerek Google Play'e giriş sağlamış oluyorsunuz. Biz bunu BlueStacks'ten sizlere gösterdik ve artık bu emülatörümüzü de sizlere göstermiş bulunuyoruz ve kapatıyorum. İnternet sitelerinde bu emülatörlerin dışında da farklı emülatörler var aslında. Birçok emülatör bulunuyor ama biz sizlere en iyilerini, en sorunsuz olanlarını göstermeye çalıştık. Hangisini indirirseniz artık tercih size kalmış. Evet sevgili dostlar bu videomuzda sizlere Google Play Store'u bilgisayarınıza nasıl indirip kullanabileceğinizi gösterdik. Adım adım sizlere aktardık. Burada sizden özellikle bir ricada bulunacağım. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ki sizlerle birlikte büyüyerek daha fazla insana faydalı olalım diyorum ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.